Merhaba değerli arkadaşlar, Ahmet Hoca ben. Yine duraklama döneminde bir konu anlatımı ile karşınızdayım. Hocam duraklama döneminden soru çıkar mı çıkmaz mı? Önce bir rehberliğini yapayım arkadaşlar. Duraklama dönemi demez bazen, 17. yüzyıl Osmanlı der, bazen arayış yılları der, değil mi? Bunlar MEB kaynaklarında da böyle geçer. ÖSYM'nin sorularını incelediğimizde özellikle lisans KPSS'de ve ön lisansta duraklamada anlaşmalardan daha çok ıslahatlar ve isyanları soruyor. Nedenlerini soruyor. Mesela lisans KPSS'de ÖSYM son 7-8 yıldır kafayı buna takmış arkadaşlar. Toprak sisteminin bozulması ve bunun sonuçları gibi buralardan sorular üretiyor. Hani biraz kültür medeniyet, biraz duraklamayı böyle harmanlıyor. Keyifli bir konu. Sizleri çok oyalamadan hemen başlayalım arkadaşlar. Arayış yıllarında, duraklama döneminde bizim padişahlarımız kimler? Bir bakalım. Padişahlarımız kimler? Bakalım derken ben buradan bir soru üreteceğim sizlere. Arkadaşlar, 3. Murat. Hatırlarsanız Sokullu dönemi vardı değil mi? Kanuni'den sonra. 2. Selim ve 3. Murat dönemi Sokullu dönemi diyorduk arkadaşlar. 3. Murat yükselmenin sonu, duraklamanın başıdır. 1574-1595 yıllar arasında görevde kalmıştır. Arkasından 3. Mehmet gelmiştir arkadaşlar. Hatırlıyor musun 3. Mehmet'i? Sancaktan son gelen Zalim Mehmet. Bir sürü kardeşini öldürmüştü arkadaşlar. O da 1595-1603 yılları arasında görev yapıyor. Arkasından bu sefer 1. Ahmet geliyor. Hatırlarsanız. Ekber Erşet Ahmet. Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran Ahmet değil mi? Bu da 1603-1617 yılları arasında görev yapıyor. İzleyen öğrencilerim, siz bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. O yüzden yazmıyorum. Hemen ciğerinizi okudum sizin. Ay bunlar nasıl aklımıza kalacak falan takılmayın onlara. Ben başka bir şey öğretmeye çalışıyorum. 1. Ahmet'ten sonra Ahmet'in oğlu değil de kardeşi tahta çıkmış arkadaşlar. Kim çıkmış? 1. Mustafa çıkmış. Ben bunu kültür medeniyette de söylemiştim. Hatırlarsanız ülke hanedanın ortak malıydı. Murat ne yaptı 1. Murat? Hükümdar ve oğullarının malı yaptı. 1. Ahmet'le beraber Ekber Erşed'e geçildi. Yani hükümdar ve oğulların en yaşlısı değil de hanedanın en yaşlısı tahta çıkacaktı. İşte Ekber Erşed'le beraber babadan oğula geçmemiş, amcaya geçmiş. Bu amca kimmiş? 1. Mustafa'ymış. 1. Mustafa'ya dikkat. İki özelliği var. Hiç dikkat alınmayan bir hükümdar. Yazık, gariban. Hiç hak ettiği değeri de görmüyor. Ama ben biraz onu önemsiyorum. 1. Mustafa'dan sonra kim geldi? 2. Osman geldi. 1618-1622. Genç Osman, değil mi? Arkasından arkadaşlar 1. Mustafa tekrar geldi. Evet. 1. Mustafa tekrar geldi. 1622-1623. O zaman cevap ver. Duraklama döneminde tahta iki kez çıkan hükümdar kimmiş? 1. Mustafa'ymış. Ekber Erşet'le en yaşlı, en olgun olarak tahta çıkan kimmiş? 1. Mustafa'ymış. Oldu mu? Kafamıza yattı mı arkadaşlar? Bu yüzden yazdım, çizdim. Hadi bir nostalji yapalım. Osmanlı tarihinde tahta iki kez çıkan hükümdarlar. Osmanlı tarihinde tahta iki kez çıkan hükümdarlar. Hadi buyurun. Bekliyorum. Kimler çıkmış? Size biraz matematik şov yapayım. 221 çarpı M. Hocam ne yaptın öyle diyeceksin. İkinci Murat, Fatih'in babası. İkinci Mehmet, Fatih. Duraklamada 1. Mustafa. Evet. 221 çarpı M yaparsanız gençler, tahta iki kez çıkan padişahları öğrenmiş olursunuz diyorum. Siliyorum. 2. Murat, 2. Mehmet, 1. Mustafa. Devam edelim. Arkadaşlar daha sonra tahta 4. Murat geçecek. 1623 1639 diyelim. Arkasından 1640 pardon. 1. İbrahim geçecek. Hemen hızlandırayım. 1640-1648. Evet. Arkasından 4. Mehmet geçecek. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. 1648-1687. Evet. Kanuni'den sonra en çok tahta kalan padişah 4. Mehmet'tir. Dikkat! Osmanlı tarihinde tahta
En küçük çıkan padişah yine 4. Mehmet'tir. Hep genç Osman diyesiniz geliyor. Tutun kendinizi sakın ha. 6-7 yaşında tahta çıkmıştır arkadaşlar 4. Mehmet. En küçük padişah kimmiş? 4. Mehmet'miş. Oldu mu? Devam edelim. Şimdi buradan sonrası öğrencilerimiz pek bilmiyor arkadaşlar. Kim var bundan sonra? 2. Süleyman var. Çok gizemli bir adam. 1687-1691. 2. Ahmet var. 1691-95. 2. Mustafa var. 1695-1703. Edirne olayıyla tahttan inecek. Gerilemede anlatacağım. Şimdi öğrencilerimiz pek bunu dikkate almıyor. Haklısınız. Çünkü bu süreç Karlofça süreci. Hani Haçlarla savaş yapıyoruz. Çok kötü anlaşma imzalıyoruz ya. 16 yıl bir kutsal ittifak savaşları var. O kutsal ittifak savaşlarında 3 kez hükümdar değişiyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mustafa 2 kez çıktı. 13. O zaman 13 kez ne dağıtıldı? Cülus dağıtıldı. O zaman cevap ver. Osmanlı'da en çok cülus dağıtılan yüzyıl. 17. yüzyıl. Anlatabildim mi? Evet. Cülustan dolayı bir bunları yazdım. Mustafa'yı öğretmeye çalıştım sizlere. Oldu mu arkadaşlar? En küçük padişah kimmiş? En küçük 4. Mehmet'miş. Hani duymuşsundur bu Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa var ya sadrazamlar. Onlar genel itibariyle 4. Mehmet zamanında görev almıştır. Oldu mu? Evet. Biz şimdi ne yapalım? Duraklama dönemine başlayalım. Arkadaşlar, kendi içerisinde nedenleri var. İç nedenler, bir de dış nedenler. Çok pardon. Duraklamanın iç nedenleri. Hadi bakalım. Yani buradan şeyi düşünmeyin. Hangisi iç nedendir, hangisi dış nedendir? Böyle bir soru çok kolay olur. Öyle öğretmeyeceğim sizlere. Öncüllü yorumsal şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela bir. Merkezi yönetimin bozulması. Merkezi yönetimin bozulması. Hocam, merkezi yönetim nasıl bozulur? Hadi bakalım. Merkezi otorite demiyorum. Bakın, merkezi yönetim deyince padişah, saray, divan bunları düşünmek lazım, değil mi? Birincisi, çocuk padişahlar tahta çıktı. Ya Ahmet hocam, Ekber Erşed gelmedi mi? Geldi ama yeri gelmiş, aklı selim çocuk 7 yaşındaymış yani. O yüzden çocuk padişahlar. Peki çocuk olursa, sarayın dışına da çıkmazsa, değil mi? O zaman kafes sistemi. Kafesten olunca deneyimsiz olmuyor muydu? Halktan kopuk olmuyor muydu arkadaşlar, değil mi? Peki çocuk sarayda duruyorsa kimin lafını dinler? Anasının lafını dinler, değil mi? Saray kadınlarının yönetime karışması. Saray kadınları, böyle yazayım. Zaten Kösem Sultan'dan tutun, Valide Turhan Sultan'dan tutun. Duymuşsunuzdur bunları. Arkadaşlar, saray kadınları, bir de devlet adamlarının yetersizliği. Devlet adamlarının, mesela eskisi kadar vasıflı sadrazamlar gelmemiş, değil mi? Bir de yoruma açık bir konu var. Mesela Ekber Erşed, en yaşlı, en olgun. Taht kavgası ve kardeş katlini engellemek için getirildi, doğru mu? Güzel bir şey. Kötü bir şey aynı zamanda. Hocam niye? Ya atıyorum siz benden daha yeteneklisiniz ama ben sizden daha yaşlıyım. Tahta ben çıkıyorum. O yüzden soruya göre bu mantığı da unutmayın arkadaşlar. Soruya göre, tamam? Hadi bakalım. İki. Eyalet yönetiminin bozulması. Şimdi hocam eyalet yönetim bozulması derken isyanlarda anlatacağım zaten. Arkadaşlar tımar bozuluyor. Eyalet yönetimi bozuluyor. İltizam yayılıyor. Eyalet yönetimi bozuluyor. Merkez otorite zayıflıyor. Eyalet yönetimi bozuluyor. Uzak yerlere yönetemiyorsun. Kötü idareciler oluyor. Eyalet yönetimi bozuluyor. Genel hattı merkez otoritenin zayıflaması diyelim. İsyanlarda işleyeceğiz bunu. 3. Eğitim sisteminin bozulması. Evet.
Boz bakayım eğitimi. Zaten biz ülkece eğitimi bozmakta çok mahiretli insanlarız. Çok yetenekli insanlarız. Ekonomi ve eğitim bozmak bizim işimiz gençler. Eğitimi nasıl bozacağız? Yani çok zor bir soru olmasa gerek, değil mi? Nasıl bozarız sizce? Bir, pozitif derslerin ihmali. Yani matematik fen derslerinin ihmali arkadaşlar. İki, medreselerin yozlaşması. Şimdi şöyle, kendimizi çok da aşağı alamayalım. Biz duraklamaya kadar çok iyiydik arkadaşlar. O İbn Sina'lar, Farabiler, Biruniler, Gazaliler, onlar gökten zembille inmedi. Değil mi? Birçoğu Türk İslam terbiyesiyle yetişti. Şimdi bu dönemde biz yanlış yorumlamışız. Zaten biz ülkece bazen yanlış yorumluyoruz. Duraklamada alimin uykusu da ilimdir. Böyle böyle değişik değişik düşünceler oluşmuş. Yanlış şeyler. Medreseler eski önemini kaybetmiş. Eski maharetlerini, özelliklerini kaybetmiş. Tabi bunda ana sebep beşik ulemalı. Evet. Ana sebep neymiş arkadaşlar? Beşik ulemalı. Alimin oğlu da alimdir. Ben şimdi hocayım. Benim oğlan geri zekalı. Yok da inşallah olursa geri zekalı da olmasın. Geri zekalı. Diyorlar ki bu çocuk da büyüyünce tarih hocası olacak. Alimin oğlu da alimdir. Yani mülakat mı liyakat mı? Mülakat gibi oluyor. Adam doğuştan şanslı. Anlatabildim mi? O zaman hak edenler ne oluyor? Göreve gelmiyor. İşte bu da suhte ayaklanmalarına sebep oluyor. Bağlıyorum. Peki beşik ulemalı hangi sınıfı bozar? Seyfiye mi, ilmiye mi, kalemiye mi? Hadi bakalım. Hangi sınıfı bozar? Seyfiye mi, ilmiye mi, kalemiye mi? Hadi bakalım. Süre verdim. Evet. Neyi bozar? İlmiyenin bozulması. Oldu mu arkadaşlar? Devam ediyorum. Kadızadeliler hareketi. Belki ilk kez duyuyorsunuz bunu. Arkadaşlar Kadızadeliler birçok padişahı etkisi altına alan dini bir yapılanma. Bunlara göre her şey günah. Her şey günah. Çok katlı bina mı yaptın? Günah. Niye günah? Sen kimsin ki Allah'a yakın oluyorsun? Sen şarkı söyleme, sen şunu yapma, sen bunu yapma. Dinimizi çok zorlaştıran bir yapı arkadaşlar. Kadızadeliler özellikle padişahı ilmiye sınıfı etkisi altına almıştır. Oldu mu? Tabii bir de eğitimin bozulmasında ana sebep ne diyoruz? Batının takip edilmemesi. Olaya geniş bakalım. 1600 yıllarda Avrupa Rönesans reformunu yapmış, gerizekalıktan kurtulmuş, skolastik felsefeden kurtulmuş, aydınlanma çağına doğru gidiyor. Biz onları takip etmediğimiz gibi var olan şeyleri bozuyoruz. Anlatabildim mi? Evet, eğitim işi sizde. Bakın, eğitimin bozulması derken devlet yönetiminin bozulmasını kafese bağlıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Neyi nereye yazdığıma dikkat edin arkadaşlar. Kafes merkezle ilgili. Merkezle ilgili. Adam sana soru sorduğunda eğitimin bozulmasını ilgilendir dediğinde öncülerde bunları işaretliyorsunuz. Merkezi yönetim bozulmasında bunları işaretliyorsunuz. O yüzden böyle oklar çıkarttım. Öncüllü yorum sorularını daha rahat çözün diye. Devam ediyoruz. Dört. Ekonominin bozulması. Evet. Biz ekonomiyi nasıl bozarız? Trend yolda bozarız. N11'de bozarız. İndirimlerde bozarız, değil mi? Gençler, ekonomi nasıl bozulur? Uzun süren savaşlar ekonomiyi bozar. Bir, sık padişah değişikliği, cülus ekonomiyi bozar. Saray masrafları ekonomiyi bozar. Gümrük gelirinin azalması, kapitülasyonların yaygınlaşması ekonomiyi bozar. Peki, savaş tazminatı ekonomiyi bozar mı? Bozar. Ama duraklamada değil, gerilemede bozar. Böyle şeylere dikkat edelim. Evet, ekonomiyi ne bozar? Ne bozar? Şöyle yazalım. Tımarın bozulması. Uzun süren savaşlar. Toprak kayıpları. Hocam toprak kaybı niye? Vergi aldığın arazi azalır arkadaşlar. Değil mi? Saray masrafları. Cülus. Sık sık cülus. Evet. Tımarın bozulması, uzun süren savaşlar, kapitülasyonlar, kapiler yazıyorum kısaca.
Bunlar ekonomiyi bozar. Rica ediyorum. Savaş tazminatı da bozar ama gerileme de bozacak. Dış borçlanma da ekonomiyi bozar, dağılma da bozacak. Böyle bir soru çözerken yüzyıla dikkat edin. Soru çözerken ilk nereye bakacaksın? Bir, soruya bakacaksın. İki, yüzyıla bakacaksın. Oldu mu? 17. yüzyılda tazminat yok, dış borçlanma yok. Devam edelim. 5. Ordunun bozulması. Arkadaşlar orduyu nasıl bozacağız? Ordunun bozulması, tımarın bozulması ile ilgili. Değil mi? Hadi bakayım soru cevap. Tımar bozulursa hangi ordu azalır? Kapı kulu mu, eyalet mi? Kapı kulu mu, eyalet mi? Tımar bozulursa. Eyalet. 2. Devşirmenin bozulması. Ocak devlet içindir yerine devlet ocak içindir anlayışının getirilmesi. 3. Donanmanın ihmali. Ya bizim donanma en son Preveze'de kaldı. Yani öyle bilin. Donanmanın ihmali. Donanmaya önem verilmemesi. Tımarın bozulması, devşirmenin bozulması, devşirme sisteminde usul aykırı alımlar yapılması, donanmanın ihmali, Avrupa'nın ateşli silahlarda ön plana geçmesi, düzenli orduda ön plana geçmesi, bizimse yarı asker, yarı çiftçi, tımarlı sipahilerle savaşa gitmemiz. Bunlar hep olumsuz şeyler arkadaşlar. 5. Toplumsal yapının bozulması. Bunu da soruyla beraber cevaplayalım. Evet, şuraya bir soru yazayım arkadaşlar. Hadi bismillah, sorumuz gelsin. 1. Köylerin boşalması. 2. Tımarın bozulması. 3. Şehirlerde işsizliğin artması. Hadi bakayım bu soruyu beraber çözelim. Toplumsal yapıyı böyle bozacağız. Şehirlerde işsizliğin artması. Şimdi normal bir soru sormayacağım. Köylerin boşalması, tımarın bozulması, şehirlerde işsizliğin artması. Sorumuz şu. Bunların oluş sırası. Evet, mantık sırası, oluş sırası. Sebep sonuca bağlı. Oluş sırası. 10 saniye süre verdim size. Evet, süreniz oluyor. Hadi bakalım gençler. Önce tımar bozulur. 2. Tımar bozulunca köyler ne olur? Boşalır. 1. Köyden kente göç olur. Biz buna büyük kaçkın diyoruz. Ne diyormuşuz? Büyük kaçkın. O zaman da şehirlerde işsizlik artar. Toplumsal yapıda ne olur? Bozulur. Bakın ne kadar güzel bir soru. 2004 YGS sorusu. Siz daha o zamanlar bez bebek falan izliyordunuz herhalde. O zamanlar çıkmış. Yorumsal güzel bir soru arkadaşlar. Köylerin boşalması, tımarın bozulması, işsizliğin artması. Oluş sırası, tımarı boz, köyleri boşalt, şehirlerde işsizlik ne olsun? Artsın. Hadi bir örnek soru daha yazayım size. Yani dediğim gibi duraklamanın sebepleri kolay. Ama öncüllü yorumsal sorularda doğru şeyleri işaretleyeceğiz. Mesela tımarın bozulması. 1. Askeri. 2. İdari. 3. Eğitim. 4. Ekonomi. Alanlarının hangilerini olumsuz ettiler? Hangilerini olumsuz ettiler? Tımarın bozulması, askeri, idari, eğitim, ekonomi. Alanlarının hangisini olumsuz ettiler? Bu arada neden önce kültür medeniyet işlediğimizi, duraklamayı sona bıraktığımızı anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü biz tımarı falan bilmezsek bu soruları çözemeyiz. Al, evde altını çizdin, cipsini yedin, beni izledin, başka hoca izledin, hiç problem yok. Ama kardeşim bu soruları çözmezsen bu konu oturmaz. O yüzden tarihte hep soru çözeceğiz. Hadi bakayım, yorumsal bilgi sorusu. Tımarın bozulması, askeri, idari, eğitim, ekonomi hangi alanlarda bozulmalara sebep olmuştur? Orduyu bozar. Hangi ordu? Merkez ordusu. Değil, eyalet ordusu. Merkez kapı kulu çünkü. Eyalet ordusu. İdari. Ya oradaki yönetici bölgeyi idare etmiyor muydu arkadaşlar? Vergileri toplamıyor muydu? Dolayısıyla tımar bozulunca oranın idaresi de bozulur. Ekonomi işaretliyorsun ama tımar sisteminde eğitim edilecek bir durum yok ki arkadaşlar. Doğrudan hiçbir etkisi yok.
O yüzden cevap ne olur? 1, 2, 4 olur. Anlatabildim mi? Evet. Demek ki bunları çalışırken bu tarz soruları çözersek inşallah ne yaparız? Amacımıza ulaşırız. Bu iç sebeplerdi arkadaşlar. Sorumu sileyim. Evet. Sildim sorumu. Geldik dış sebeplere. Dış sebepler daha kolay. Doğal sınırlara ulaşmak. Hocam doğal sınır derken, arkadaşlar bunu biz yükselmenin sonunda harita çizmiştim. Yine çizeceğim bir ders sonra. Siyasi tarihte anlatacağım. Sizden ricam doğal sınır derken neyi düşünmemiz gerekiyor biliyor musun? Hani Kuzey Afrika bizim ya, oranın çöllerini aşamıyoruz. Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkıyoruz, okyanusu aşamıyoruz. İran'ın dağlarını aşamıyoruz. Viyana'yı aşamıyoruz. Güçlü devletlerle komşuyuz. O yüzden doğal sınır dediğinde çöl, okyanus, dağ, güçlü devletler diyorsun. Yani büyüyeceğin kadar büyümüşsün artık. Anlatabildim mi? Bir yerde durmak zorundasın. Doğal sınır bu. İki, Avrupa'nın zenginleşmesi. Nasıl zenginleşti arkadaşlar? Coğrafi keşiflerle. Adamlar zengin maden yataklarına ulaştı. Altın gümüş bol oldu. Merkantilizm. Bizde altın gümüş yok. Ayarını düşürmeye devam ettik. Tahşiş usulü, değil mi? Adamlar çok zengin olunca orduya ciddi yatırımlar yaptı. Profesyonel ordu sayısını arttırdı. Biz ne yaptık? Ahmet Ağa'yla Mehmet Ağa'yla savaşa gittik. Güzel bir şey söyledim. Bu yüzden Osmanlı ne yaptı? Merkez ordusunu, Kapıkulu ordusunun sayısını arttırmaya çalıştı. Avrupa'da rekabet etmek için. Bu da hazineye yük getirdi. Bu da Yeniçerileri kudurttu. Yani onların güç haline gelmesine sebep oldu. Devam edelim. 3. Avrupa'nın zekileşmesi. Arkadaşlar, Avrupalılar orta çağda bildiğin geri zekalıydı. Siz hemen beni linç etmeyin. Hocam niye geri zekalı? Ya okuma yazma ayrıcalıklıydı, skolastik felsefe vardı. Her şeyi İncil'e göre saçma sapan yorumluyorlardı, değil mi? Avrupalılar Haçlı seferleriyle, coğrafi keşifleriyle, Rönesans'a reformla Papa'nın her dediğinin doğru olmadığını ortaya koydu. Yani skolastik felsefe yıkıldı. Avrupa Rönesans ve reform sayesinde geri zekalıktan kurtulup aydınlanma sürecine girdi. Bir yerde zeka varsa, bir yerde de para varsa bilim de gelişir arkadaşlar. Zaten 100 sene sonra 1750'lerde sanayi inkılabı ortaya çıkacak İngiltere'de James Watt tarafından. Rönesans reformla geri zekalıktan kurtuldu. Coğrafi keşiflerle parayı buldu. Para artı zeka eşittir bilim. Sanayi inkılabına giden süreç böyle başladı. Biz bunları yapmadığımız gibi hazırki yapımızı bozduk, medreseleri bozduk. Devam edelim. 4. Haçlı ruhunun yeniden canlanması. Evet. Haçlı ruhunun yeniden canlanması. Burada vurgu hangi kelime? Yeniden. Arkadaşlar, Avrupa'da 30 yıl savaşları vardır. Mezhep savaşları. 1618-1648. Kaç yıl sürmüş? 30 yıl. Çok mantıklı. İsmi de oradan geliyor. Bu savaşlar bitiyor. Bitti. 1648'den sonra. Avrupa'da Vestfalya barışıyla bir diplomasi kapısı açılıyor. Uzlaşma başlıyor. Dikkat. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Viyana'yı kuşatıyoruz. Macarlar bizden yardım istedi diye protestanlar. Biz Viyana'yı kuşatınca Haçlılar bize karşı ittifak kuruyor. Kutsal ittifak savaşları yapılıyor. Sonunda da çok kötü bir anlaşma Karlofça'yı yapıyor. Oldu mu? Haçlı ruhunun yeniden canlanması. Herhalde iç sebeptir, dış sebeptir yaparsınız o soruyu. Ama benim beklediğim soru tipi böyle kolay değil. Öyle demin size yazdım örnek sorular var ya, öncülü yorumsal soru. Böyle şeyler bekliyorum. Peki, sıra geldi bizim için en önemli konulardan birisine. Nereye geldik arkadaşlar? İsyanlara geldik. Hemen şuraya bir isyanların başlığını atalım. Yüzyıl isyanları. Evet, ÖSYM'nin sevdiği bir konu arkadaşlar. 17. yüzyıl isyanları.
Bunu biz üçe bölüyoruz. Bir, bir. Ne olsun? Merkez isyanları olsun. Değerli arkadaşlar, merkez deyince İstanbul. İstanbul deyince Yeniçeri. Hemen bombalıyorum sizi oyalamadan. Pratik bir şekilde gidelim. Başrolde kim var? Kapıkulu. Kapıkulu etkili. Peki Kapıkulu'nun derdi ne? Islahatlara karşıdır. Parası zamanında ödenmiyordur. Bunların din imanı para. O yüzden ekonomik, yani paranın ayarının düşürülmesi. Eksi diyorum. Peki paranın ayarının düşürülmesi neydi arkadaşlar? Tahşiş. Neymiş? Tahşiş. Tamam. Güzel bir soru. Paranın ayarının düşürülmesi diye çıkar ya da tahşiş diye çıkar. Paranın vaktinde ödenmemesi. Sık padişah değiştirip cülus bahşişi alma isteği. Evet. Paranın ayarının düşürülmesi. Cülus isteği, sık padişah değiştirip, değil mi arkadaşlar? Bir de maaşların geç ödenmesi. Islahatlara karşı olunması. Ulema ile işbirliği yapmaları. Ulema ıslahatlara karşı olan demek. Ha, benden de size tavsiye, duraklamadan sonra ulema kelimesini olumlu kullanmayın arkadaşlar. Tamam? Onlar ıslahatlara karşı. Duraklamadan sonra ulemaya olumsuz bakın sorularda. Cürüs alma, paranın geç ödenmesi, ayarın düşük ödenmesi, ıslahatlara karşı olması, ulema ile işbirliği yapması, merkezi otoritenin zayıflaması. Peki Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Devleti'nde ilk Yeniçeri ayaklanması hangisiydi? Bir hatırlatalım size. Hangi tepe? A. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. B. Buçuktepe. Buçuktepe. Oldu mu? İlk Yeniçeri ayaklanması. Hatta 2. Murat Fatih hatırlarsanız anlatmıştık. Değerli arkadaşlar, burada da en büyük Yeniçeri ayaklanması Genç Osman. 2016-17 lisans sorusudur bu. Genç Osman Hotin seferine gidiyor. Bir sonraki videoda anlatacağım. Bu sefer de Yeniçerilerin hal ve hareketlerini beğenmiyor. Geliyor diyor ki hanımına, ben diyor Yeniçeri ocağını kaldıracağım. Kadıncağız da heyecandan herkese söylemiş. Herkese söyleyince adamcağız Kapıkulu ordusu tarafından boğularak öldürülüyor. Peki neden boğularak öldürülüyor? Kan kutsal kut inancı. Evet. Yedi kule zindanlarında işkence gördü vesaire. Trajik olaylara girmeyelim. Genç Osman'ın ölümü. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah arkadaşlar. Genç Osman'ın ölümü. Devam ediyorum. En büyük Yeniçeri isyanlarından birisi Vakayı Vakvakiye. Vakayı Vakvakiye. Hocam bu nedir? 1655 yılında 4. Mehmet zamanında devlet adamları menü hazırlamış. Yemek menüsü değil. 35 tane devlet adamının kellesini istiyor. Biliyorsun 4. Mehmet de en küçük padişah arkadaşlar. Yani daha kaç yaşında oluyor? 13-14 yaşında bu olay olduğunda. 35 tane devlet adamını ya verirsin diyorlar ya seni tahttan indiririz. İş bu noktaya geliyor. Yazık. 35 tane devlet adamı arkadaşlar çınar ağacında asılıyor. Çınar olayıdır bu olayın ismi. Bakın padişah değişmiyor. Padişah değişikliği yok. Devlet adamları öldürülüyor. Peki bunun diğer ismi ördek vakası. Siz ördeği nereden tutarsınız? Nereden tutarsın ördeği? A kalçası, B baseni, C boynu, D ayağı, ayağından. İşte bu 35 devlet adamı da ayağından tutulup asılmışlar, kelleleri vurmuş arkadaşlar. O yüzden ördek vakası. Vakayı Vakvakiye. Bunun biraz ilk çağ mitolojik hikayeleri de var. Ama ben dediğim gibi hikayelerden soru çıkmaz diyorum, geçiyorum. Vakayı Vakvakiye kimin zamanında oluyormuş arkadaşlar? 4. Mehmet. 1655 yılında. Diğer ismi Çınar olayı. Peki burada taht değişikliği var mı? Kesinlikle taht değişmedi. Oldu mu? Bunlar ıslahatlardan rahatsızdı. Bu yüzden ne yaptılar arkadaşlar? Ne yaptılar? İsyan çıkarttılar. Evet. Buraya kadar sorumuz var mı? Varsa yorum yazın, ben cevap veriyorum. O zaman eyalet isyanlarından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, eyalet isyanlarından devam edelim. Ahmet Hocam, eyalet isyanlarının sebebi ne? Arkadaşlar, eyalet isyanlarının sebebi genel olarak merkezi otoritenin zayıflaması.
Nerede çıkıyor bu? Eflak Boğdan'da çıkıyor, Bosna'da çıkıyor, Kırım'da çıkıyor. Yalnız bu isyanların sebeplerinde milliyetçilik yok. Sakın ha. Çünkü daha Fransız ihtilali olmadı. Her zaman söylüyorum. Tarih çalışırken, sınavda, çözerken de ilk yüzyıla bakacağız. Olaya böyle geniş bakacağız. Bu dönemde Fransız ihtilali yok. Merkez otoritenin zayıflaması, ağır vergiler, kötü idareciler bunlar sebep olacaktır. Oldu mu? Milliyetçilik yok. Eyalet isyanlarının şöyle bir özetini yapayım. Uzak olmaları, nerede çıkıyor bunlar? Eflak'ta, Boğdan'da, Erdel'de, Kırım'da. Ana sebep ne? Merkezi otoritenin zayıflaması, kötü idare, vergiler, bir de bunların özellik isteklikleri, ayrılma istekleri vesaire. Ama milliyetçilik yok. Tamam, almayın milliyetçiliği. Geldik en önemli isyanlara. Ne isyanı? Siyah yazdım. Celali isyanları. Bunun diğer ismi Anadolu isyanları. Arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim zamanında Bozoklu Celal diye bir adam isyan çıkartıyor. Bundan sonraki isyanlara bir Celali isyanları diyoruz. Peki hocam, bu isyanların sebepleri nelerdir? İşte ÖSYM'i buraya takık arkadaşlar. Celali isyanların sebepleri. Önce söyleyeyim, tane tane sonra yazacağım. 1- Tımarın bozulması. 2- Tımar bozulduğu için işsizlik ne oldu? Arttı. Güvenlik ne oldu? Bozuldu. Meydan isyancılara kaldı. Bir de iltizamın yayılması. İltizam alan mültezimler verdiği parayı çıkarmak için halkın ödediği vergileri ne yaptı? Arttırdı. Hepsi birbirine bağlı. Bir de biz bu dönemde İran'la çok savaşıyoruz. İran'la savaşırken hep Anadolu'dan geçiyoruz. Geçerken imdat seferiye vergisi. Yani avarız topluyoruz. Devamlı vergi topla topla topla, halk bıkıyor artık. O yüzden işsizlik de artınca arkadaşlar köyden kente büyük kaçkın oluyor. Peki hocam, bunlara örnek hangi isyanlar vardır? Arkadaşlar, Abaza Mehmet Paşa isyanı vardır. Bunu bazı kaynaklarda eyalet isyanı olarak da geçer. Ama Erzurum valisidir. Osmanlı şöyle bir yöntem izlemiş. Ben Abaza Mehmet Paşa'yım. İsyan çıkarttım. Osmanlı ne yapmış biliyor musunuz? Onu gönüllemek için isyanı bastırırken yanlış bir yöntem izlemiş. Onu gönüllemek için valiliğini almamış, bir de Bosna'ya atamış. Anlatabildim mi? Hani isyan çıkaranın yanına kâr kalmış. Böyle bir paragraf sorusu da gelebilir. Bunlar doğru yöntemler değildir. Hadi buyurun bakayım. Celali isyanlarının sebepleri. 1- İran savaşları. İran savaşlarında toplanan vergiler. 2- Tımarın bozulması. Peki değerli arkadaşlar, tımar bozulunca işsizlik ne olur? Artar. Güvenlik ne olur? Bozulur. Değil mi? 3- Mültezimler. İltizam yayılınca mültezimler fazla vergi toplamaya başlıyor. 4- Suhteler. Suhte. Yanmış pişmiş demektir arkadaşlar. Suhteler de bu isyanlara destek vermiştir. Çünkü bu adamlar beşik ulemalığından dolayı liyakat esas alınmadığı için toplumsal sorun haline geliyorlar. Medreseyi bitirmiş, işini bulamamış, atanamamış, benzetmek gibi olmasın, hakkı yenilmiş öğretmenleri düşünün. İşte bu onlar gibi arkadaşlar. Suhteler destek vermiş. Evet, İran savaşları, tımarın bozulması, mültezimlerin yaygın uygulamaları, suhteler. Peki hocam, en ünlüsü hangisidir bunun? Kara Yazıcı. İlk büyük isyandır arkadaşlar. Tavil Ahmet. Tavil Ahmet. Deli Hasan. Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa, Sivas valisi Vardar Ali Paşa. Dediğim gibi bu bazı kaynaklarda eyalet isyanları olarak da geçer ama sonuçta Erzurum, Sivas Anadolu'da olan bir bölge, değil mi? Evet. Peki arkadaşlar, bu isyanlardan başka neyi bilmemiz gerekiyor? Hiçbiri, farkında mısınız, rejime karşı değil. Hiçbir rejime karşı değil. Hangisiyle taht değişikliği oldu? Genç Osman ölümüyle oldu. Vakayevak taht değişikliği olmadı. Bu isyanlar kişilere karşı ekonomik sebeplerden, otoritenin zayıflamasından ortaya çıkıyor. Bu isyanlar hanedana karşı falan, rejime karşı değil arkadaşlar. Tamam? Buna bir ikna olun. Peki içte huzur olmazsa dışta başarı olur mu? Olmaz. O zaman ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Osmanlı doğuda İran'la savaşıyor. İçte Celali'yle. Osmanlı batıda Avusturya'yla savaşıyor. İçte Celali'yle. Dediğimi anlıyorsunuz değil mi?
Hepsi aynı anda oluyor arkadaşlar. O zaman yorum öğretelim. Yorum öğretelim. Osmanlı'nın İran'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinde bir Celal isyanları, iki Avusturya. O da batıdan geliyor ya. Veya tersen sor. Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı üstünlüğünü kaybetmesinde iç isyanlar, doğuda İran tehlikesi. Anlaşıyoruz mu? Hepsi üçü bir arada oluyor arkadaşlar. Üçü bir arada olunca başarılı olma şansımız yok. Tamam? Evet. Umarım isyanları öğrenmişizdir. Duraklama isyanları önemlidir. Paragraf ve yorum soruları gelebilir. Gerileme dağılmada zaten isyanlara devam edeceğiz arkadaşlar. İç dış sebepleri gördük. Serkan'cığım kaydır beni şöyle bir. İç dış sebeplerimizi gördük. Öncülü yorum sorularımızı öğrettik değil mi? Burada padişahlarımızdan bahsettik. İki kez tahta çıkan Mustafa dedik arkadaşlar. En çok cülus bu dönemde dağıtıldı dedik değil mi? En küçük padişah 4. Mehmet dedik. Bahsetmiş olduk. Bir sonraki videoda seferlere çıkıyoruz. Savaşlarla ve anlaşmalarla karşınızda olacağım.